Bismillahirrahmanirrahim. Kitab-ı Şibe. Babu el-hamrul muharremetu mahiyye. Bu kitap içilen maddelerin beyanı. Yani helal olan nedir, haram olan nedir? Tabi haram olan maddelerin başında hamir geliyor. Onun için Kitab-ı Şibe dedi. Diğer içilen şeyleri de beyan edecek ama başta hamirden başladı. Bu bab neyi beyan edecek? El-hamrul muharremetu, haram olan hamir mahiye nedir? Nerede muharrem? Kur'an-ı Kerim'de. Estağfirullah. İnnemel hamru vel meysiru vel ensabu vel ezlamu ricsun min ameli şeytan feçtenibuh. Burada hamirden Cenab-ı Hak nehyediyor, sakının diyor. Bu hamir nedir? Bunu öğreneceğiz. Hamirin bir lügaten tarifi var. Bir şer'en tarifi var. Lügatte hamir, akli izale eden şeye hamir derler. Lugatte manası bu. Akli örtüyor. Hamir örttü. Yani akıl faaliyete geçmiyor. Fakat şeriatte bunun tarifi ne türlüdür onu beyan edecek. Haddesena Ebu Bekrete Bekkar ibn Kuteybe kâle haddesena Ebu Davud kâle haddesena Hişam en Yahya ibn Ebi Kesir an Ebi Kesir an Ebi Hureyre'te kâle kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem El-hamru min hâteyni şecereteyn en-nehleti vel-inebe. Hazreti Ebu Hureyre buyuruyorlar ki, Peygamber Efendimiz buyurdular ki, El-hamru hamr min hâteyni şecereteyn şu iki ağaçtan olur. En-nehle hurma ağacından vel-inebeti bir de üzüm ağacından. Ağaçtan murat yani kendisinden, hurma meyvesinden, üzümün meyvesinden bunlardan olur. Şimdi bu hadis-i şerife göre İster hurmadan olsun, ister üzümden olsun, ikisine de hamir denilir. Bu hadisi şerifi aşağıda izah edecek. Diyecek ki hayır, üzümden olana hamir derler, hurmadan olana hamir demezler. Ya ama hadisi şerifte ikisini zikretti. Bu Arap lügatında caizdir diye ispat edecek. Haddesena İbrahim ibn Merzuk, haddesena Ebu Asimen el-Evza'yi. وعكرمة بن عمار عن أبي كثير وهشام من عن يحيى بن أبي كثير عن أبي كثير عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. Yine başka bir senetle Hazreti Ebu Hureyre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bu hadisi şerifi böyle rivayet ediyor. Haddesena Ebu Bekrete قال حدثنا عبد الله بن حمرة قال حدثنا عقبة بن توم الرقاشي قال حدثنا أبو كثير اليمامي قال دخلت من اليمامة إلى المدينة يمامدن geldim Medine-i Münevvere'ye girdim لما أكثر الناس الاختلاف في النبي ne vakitte vaktaki nas nebis hakkında ihtilafı çok eyledi nebis helal mıdır haram mıdır nebis ne hurmanın koşayı hurmanın suyu hurmayı sıkar suyunu çıkarırlar bu helal mıdır, haram mıdır, bazıları helaldir dedi, bazıları haramdır dedi, ihtilaf çoğaldı. Bunun için ben Medine'ye geldim ki, لَاَلْقَى أَبَا هُرَيْرَةِ Hazreti Ebu Hureyre'ye mülakı olayım, فَاَسْأَلَهُ عَنْ ذَٰلِكِ Bu meseleden sorayım ki, acaba ne biz, helal mıdır, haram mıdır? Hazreti Ebu Hureyre sağ o vakit, ondan meseleyi soracak. فَلَقِيْتُهُ فَقُلْتُ Ben Hazreti Ebu Hureyre'ye tesadüf ettim ve sordum. Ya Ebu Hureyre, اِنِّي اَتَيْتُكَ مِنَ الْيَمَامَ Ya Ebu Hureyre, ben Yemame'den geldim. اَسْأَلُكَ عَنِ النَّبِيِّ حَدِّثْنِي عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لَا تُحَدِّثْنِي عَنْ غَيْرِهِ Peygamber Efendimiz'den rivayet et. Onun kelamını söyle, başkasından söyleme. Yani Resulullah Efendimiz Nebis hakkında ne dedi? Bir de hani ashab ihtilaf etti ya onların sözleri var. Yok. Peygamber Efendimiz'den bizzat ne işittiniz onu söyle dedim. Fekale dedi ki Semiyetun Nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem ben Peygamber Efendimiz'i işittim. Yekulu buyururdu. El hamru minel kermeti ve nakleti. Hamr iki şeyden olur. Bir üzümden bir de hurmadan. Diye rivayet eyledi. قال أبو جعفر إمام التحاوي buyurdular ki فذهب قوم bir kavim zahip oldular ki إلى أن الخمر من التمر والعنب جميعا خمر hurmadan da olur üzümden de olur bu rivayete göre her ikisinden de olur واحتجوا في ذلك بهذا الحديث
Bu hadisi şerifle de ihticac ettiler ki Hazreti Ebu Hüreyre'nin bu rivayetine göre ister üzüm suyundan olsun, ister hurma suyundan olsun ikisi de sarhoşluk verecek dereceye geldi mi hamirdir. Ve halefem fi zalike aharun. Ulemadan bazıları bunlara muhalefet ettiler. Bu rivayeti alanlara muhalefet ettiler. Fekalu dediler ki el-hamrul muharrametu fi kitabillahi teala Allahu Teala'nın kitabında haram kılınmış hamir hiyel hamrul leti min asiril anab. O bir hamirdir ki üzümün sıkılmış suyundan ittihaz edilir. Hamir odur. O da ne vakitte? İza neşe kaynadığı vakitte. Ney? El asiru üzümün sıkılmış suyu. Üzümü sıkarsın, suyunu alırsın. Bir küfe, bir bermide fıçıya korsun. O bekler. Bekler kaynamaya başlar. Vücvüc etmeye, konuşmaya başlar. Ha? İşte o vakit o hamirdir. Hamir buna derler. Daha sede kaynamak kafi değil. Ve elka biz zebedi. Bir de o köpüklenir. Kaynar, köpüklenir. Eşkir köpüklenir. O köpüğünü de atar. Bakarsan ki köpüğünü artık yukarıya doğru, altına doğru attı. Evet. İşte hamir buna derler. Demek hamir üç şartı var. Üzüm suyundan olacak bir. Onda kalacak. O kadar kalacak ki kaynayacak. İki. Bir de köpüğünü dışarı atacak. Üç. Bu üç vasıf bulun değil mi? Bu hamirdir. Kur'an-ı Kerim'de zikredilen hamir budur. Hâkezâ kâne Ebu Hanifete rahimehullah yekûl. İmam-ı Azam böyledir. İmam-ı Azam'ın mezhebine göre bu üç şart bulunursa bu hamirdir. Ve kâle Ebu Yusuf rahimehullah. İmam-ı Ebu Yusuf dedi ki İzâ neşre üzüm suyu kaynadı mı bu hamir olur. Ve in lem yelge biz zebedi ve in lem yulgi biz zebedi. Zebedi köpüğünü atmasa bile o artık kaynayıp da vıcıldamaya, konuşmaya başladı mı tamam. İster köpüğünü atsın, ister almasın, atmasın bu hamir oldu dedi. Fakat sarı hamiren bu hamir oldu. Şu halde İmam Ebu Yusuf'a göre iki şerti var. Üzüm suyundan olacak, o da o kadar bozulacak ki kaynama derecesine gelecek. Ateşle kaynamak değil, kendi kendine. Ya İmam-ı Azam'a göre yok. Üçüncü bir şerti var. Kaynayacak ve köpüğünü dağıtacak. Köpüğü atmazdan evvel hele hamir olmamış o. Köpüğü dağıtarsa hamir olur. Şimdi burada iki imam arasında köpüğünü atmak atmamakta ihtilaf oldu. Fakat her ikisine göre de neden olur bu? Üzüm suyundan olur. Hurma suyundan değil. Peki Hazreti Ebu Hüreyre radıyallahu anh'den rivayet edilen hadiste hurmadan olur ve üzümden olur. İkisinden de olur. Rivayetine ne diyeceksiniz? Ha, diyor ki وَلَيْسَ الْحَدِيثُ الَّذ۪ي رَوَيْنَاهُ عَنْ اَب۪ي هُرَيْرِ عَنِ النَّب۪يِّ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِي اَوَّلِ هَذَا الْبَابِ. Bu babın evvelinde Hazreti Ebu Hüreyre'den rivayet ettiğimiz hadis ki o da Resulullah Efendimiz'den rivayet eyledi. Bu hadis olmadı. بِخِلَافِ ذَٰلِكَ عِنْدَنَا. Bizim indimizde buna muhalif olmadı. Bu dediğimize muhalif değildir. Nasıl muhalif değildir? Zahirde muhalif. Hurma suyundan da hamir olur var. Sen de diyorsun ki burada hayır. Üzüm suyundan olan hamirdir. Diyor ki hayır gene üzüm suyundandır ama o buna muhalif değildir o hadis. Hadisi tevil edecek. Nasıl tevil edecek? Tevil etti mi muhalefet ortadan kalkar. لَاَنَّهُ يَحْتَمِلْ Zira mühtemildir ki en yekûne erâde bi kavlihi Peygamber Efendimiz kavli şerifiyle murad etti. Neyi? El hamru min hâteyni şecereteyn. Hamir bu iki ağaçtandır. Hurma ve üzüm ağaçlarındandır. Bu kavliyle murad eylemiş ola. İhtâhuma ikisinden birisini. İkisini zikretti ama fakat ikisinden birisini murad etti. Bu olur mu? İki kelimeyi zikret, birisini murad et. Olur mu bu? Olur diyor. فَعَمَّهُمَا بِالْخِتَابِ Peygamber Efendimiz hitapla her ikisini umumileştirdi. Yani hurmayı ve üzümü dedi وَاَرَادِ اَحْلَهُمَا دُونَ الْقُرَى Fakat birisini kastetti ötekini değil. Hurma ve üzüm dedi fakat kasti üzüm idi. Hurma değil idi. Fakat hitapta öyle dedi. مِنْ هَاتَيْنِ شَجَرَةِ Peki buna misal var mı? Olur mu? Olur diyor. Bak Kur'an-ı Kerim'den sana misal vereyim.
Kemâ kâle Allahu azze ve celle. Nitekim Cenab-ı Hak Teâlâ Hazretleri buyurdu. Estaizu billah yahrucu minhumel lûlû'u vel mercân. O iki denizden lûlû'u mercan çıkar. Merecel behreyni yeltekiyan beynehuma berzakun la yabgıyan. Orada değil mi? Neresinde? Yahrucu minhumel lûlû'u vel mercân. İki deniz birbirine mülaki oluyor. Onlardan, o iki denizden yahrucu minhumâ. O iki denizden çıkıyor ne? El-lûlû vel mercân. Lûlû mercân çıkıyor. Halbuki ve innemâ yahrucu min ahadîm. O iki denizin ikisinden çıkmıyor, birisinden çıkıyor. Cenab-ı Hak hitabı ikisine getirdi. Yahrucu minhumâ dedi. Halbuki lûlû mercân birisinden çıkar, birisinden çıkmaz. Zikredilen iki, iki şey zikrediliyor fakat murat birisi. İşte bu hadis-i şerifte böyle. Ve kemâ kâle, ikinci misal, netekim Cenab-ı Hak buyurdu, estaizu billah, يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ. Ey cin cemaati ve insan cemaati, أَلَمْ يَأْتِكُمْ, size gelmedi mi? Rusulun, rusuller, ona demme yapın. Rusulun minkum, sizden peygamberler gelmedi mi? Şimdi bu ayeti kerimeye göre insanlardan peygamber geldiği gibi cinlilerden de peygamber gelmiş olur. Hitap kime? Minkum. Cins ve cinne. İnsanlardan peygamberleri biliyoruz geldiği. Cinlilerden peygamber hiç duymadık. Ayeti kerimenin zahirine göre onlardan da peygamber gelmesi lazım. Ya, onu izah ediyor. Diyor ki var rusulü minel insi la minel cin. Peygamberler insanlardan gelmiştir. Cinlilerden değildir. Cinlilerden peygamber gelmemiştir. Şimdi hitap minkum hem cinlilere hem insanlara hitaptır. Fakat murat, insanlar murat. İşte bak bu da hatin-i şecereteyinde böyledir. Peygamber Efendimiz ikisini zikreyledi, yalnız yine bir kastetti. Ve kemâ kâle Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem. Nitekim Peygamber Efendimiz buyurdu. Bu da bunun gibidir. Fî hadîs-i ibadete bin-i Samit. Hazreti İbade'nin hadisinde. اِذْ اَخَذَ عَلَى أَصْحَابِهِ فِي الْبَيْعَةِ. Biat'te ashabına ni yakaladı, gelin biat edin. Bunlardan biat aldığı vakitte كَمَا اَخَذَ عَلَى النِّسَاءِ. Kadınlara den ibadet, biat aldığı gibi erkeklerden de aldı. İkisinden de aldı. Ne dedi orada? اَنْ لَا تُشْرِكُوا وَلَا تُسْفِقُوا وَلَا تَزْنُوا. Allah'a şirk koşmayın. وَلَا تُسْفِقُوا, hırsızlık etmeyin. وَلَا تَزْنُوا, zina etmeyin. Şimdi bu biat hitap kime? Hem insanlara, işte erkeklere, hem de kadınlara. İkisine. Kadınla. Halbuki murat hangisi? Murat erkekler. Cenab-ı Hak hepsini alıyor, kadını erkeğe hitap ediyor. Biat çünkü erkeklerden oldu. Evet, izahede ala ashabi, ashabını aldı. Ama hitap kadına da oldu, erkeğe de oldu. Sümme kâle men esâbe min zâlike şey'en. Şimdi kadınlar da tabi bu hitaba dahil, esas biat erkeklerden oldu. Bu üç hükme, şirk koşmayın bir. Hırsızlık etmeyin, iki. Zina etmeyin, üç. Kadın, erkek, hepsi bununla mükellef. Ondan sonra Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, sümme kâle, sonra buyurdu ki, men esâbe min zâlike şeyen. Bu günahlardan birisine isabet ederse, birisi başına geçerse, ya şirk eder, ya hırsızlık eder, ya zina eder, fe'ûkibe bihi. Onunla da muhakebe olunsa, zina etti, tuttu, rejim ettiler. Hırsızlık yaptı, tuttu, elini kestiler. Azabını dünyada gördü. فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ. Onun azabını çekti ya, ona kefaret oldu. Adam hırsızlık etti, hırsızlık haramı diye tuttu, elini kestiler. Günahı kaldı mı onun? Yok. Zina etti. Yakaladılar. Ya rejim ettiler, ya celde vurdular. Haddi şer'i icra ettiler. Günahı kaldı mı? Kalmadı. Ya şirk? Adam şirk etti. Tuttu öldürdüler. O da temiz mi gitmiş oldu? Yok. O gece ağır gitmiş oldu. Hırsız günahtan temizlendi. Zinadan günahtan temizlendi.
Ama şirketliğinden öldürüldü, o günahlardan temizlenmedi. Şimdi bu femen esabe min zalike şeyen fe'ukibe bihi, buna dahil oldu mu olmadı mı? Olmadı. Bak Peygamber Efendimiz üç şeyden nehyeledi. Şirk, sirket, zina. Hitap üçü oldu. Fakat bundan murat femen esabe şeyen dediğinde hangisi murat edildi? Sirket ile zina murat edildi. Şirk murat edilmedi. Haddesena bizalik Yunus. Bu hadisi Yunus bize rivayet eyledi. Kale haddesena Süfyan en Zühriye Nebi İdris en Übadete bin Samit en Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadisi Peygamber Efendimiz'den Hazreti Übade rivayet eyledi. Ve kad alimna, biz bildik ki men eşreke, her kim Allah'a şirk ederse fe'u gibi bir şirkihi, şirkiyle de hikap görürse, şirkin nedir? Bir adam şirk etti mi öldürülür. Bu şekilde de muakab olursa feleyse zâlike bi kefaretin, ona kefaret olmadı. Yani o adam müşrik olduğundan kafası kesildi, öyleyse tamam, bu adam da cennetliktir. Yok, o kafir olarak yani ehli cehenneme gittiği, dünyada çekmiş olduğu azap ona kefaret olmadı. Fedelle mâ zekerina, işte bizim bu zikreylediğimiz misaller dilalet eder ki ennehu innemâ erâde, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem men esabe min zâlike şeyen, bununla murad etti. Mâ siva şirk, şirkin mâ sivasıdır. Çünkü la bi'atte la tüşrikû ve la tesbikû ve la tezmû dediğinde üç şey zikretti ama kaçını murad etti? İkisini, şirkin mâ sivasını. Şirket ile zinayı. O zikrettiği de neden? Şirkin mâ sivası mimma zikre fi hadil hadis. Bu hadis-i şerifte zikredilen o da zinayının sıkıntı. فَلَمَّا كَانَتْ هَذ۪ي الْاَشْيَا, vaktaki bu eşyalar oldu. قَدْ جَاءَتْ صَاهِرُهَا عَلَى الْجَمْعِ, zahiri cem üzerine geldi. Mesela lülü mercanda minhuma dedi. Cinnü inste minkum dedi. Bu hadis-i şerifte şirk, sirket, zina böyle cemin suretinde geldi. Ve batinuha, halbuki onun batini ala khasin min zalik, bunlardan bir husus üzerine varid oldu. Zahiri cemi fakat batini cemi değil. Yahrucu minhumadan lülü mercanı çıktı. İki deniz değil, bir deniz. Peki cinsten peygamber minküm dedi, sizden peygamber geldi, onunla murat insten geldi, cinden değil. Sonra şirk, sirket, zina yapmayın, bunlardan birisi ne isabet eder de azabını da dünyada çekerse kefaret olur. Bu da üç şey zikredildi, şirkin masivası murad edildi. فَيَكُونُ الْخَمُرُ الْمَقْصُودُ فِي ذَٰلِكِ, öyleyse burada da maksud olan hamur olur. Neden? مِنَ الْعَيْنَبَةِ, üzümden, لَا مِنَ النَّخْلَةِ, hurmadan değil. Öyleyse Hazreti Ebu Hüreyre'nin rivayet etmiş olduğu hadiste min hateyni şecereteyn, zahiri cemiyadır. Nehle ve üzüm, hurma ve üzüm ağacı zikredilmiştir. Fakat hakikatte hangisi murattır? Üzüm. Bir bu ihtimal var diyor. Ve yehtemülü eyza, yine muhtemel olur. Kavluhu el hamru min hateyni şecereteyn, bu hadisi şerifin bu kelimeleri muhtemel olur. En yekûne anâ bihi eşşedereteyni cemiyan. Caiz ki Peygamber Efendimiz her ikisini kastetmiş, her iki ağacı. Ve yekûnu mâ humire min semerihima hamren. Caiz ki her ikisinden de çıkarılan asir, rakı olur. Bunu kastetmiş ola. Kemâ zehebe ilihi Ebu Hanife. Kemâ zâbî li Ebu Hanife ve Ebu Yusuf ve Muhammedin, bu üç imamın sahip olduğu gibi fîmâ yunga'u minezzebîbi ve temri, onlar dediler ki gerek golü üzümden gerek hurmadan nek edilirse, yani ondan sıkılır, su çıkarılırsa, bunu da fece'alûhu hamrem, bunu da hamr kıldılar. Yahut da bu murad edilmiş ola. Şimdi öteki yaş üzümü aldı, sıktı, ondan hamr oldu. Yaş hurmayı sıkarsa ona nebiz derler. Ha, bu ikinci kavul caiz ki yani kurularını aldı. Kuru üzümü yahut da kuru hurmayı aldı da onları asir haline getirdi. Onlardan rakı yaptı. Ona da hamir derler. Evet.
Yahut da bunu murad etmiş ola. Ve yehtemülü kavluhu el hamru min hatihini şecereti. Üçüncü ihtimal, caiz ki Resulullah Efendimiz'in bu lefsi ola. En yekûne erâden hamra minhuma. Bunlardan yapılan hamir, ister hurmadan yapılsın, ister üzümden yapılsın, bunlara mühtemil olur. Ve imkânet muhtelifeten. Her ne kadar hükümleri muhtelif ise de, tereddüb eden hükümde. Alâ ennehâ minel inâb. Bunlardan her ikisinden de hamir yapılır. Resulullah Efendimiz buyurdu. Ve imkânet muhtelifeten, muhtelifeten her ne kadar hurma başka, üzüm başka ise de bunlardan hurma yapılır ki bunu biz hamrederiz. Neye? Alâ ennehâ minel inâb. Bu inepten yapılanı. Yani hamirden de hurmadan da yapılır, üzümden de yapılır, ikisinden de hamir yapılır ama Resulullah Efendimiz'in kasti üzümden yapılandır. Buna hamd ederiz. Evet. Mâ kad alimnâhu minel hamri. Hamirden bilmiş olduğumuz şey üzerine. Ve inkânet muhtelifeten elâ enneha minel inab. Mâ kad alimnâhu minel hamri. Çünkü biz bildik ki hamir inepten yapılıyor. Ve alâ enneha minel temri. Mâ yuskiru. Bir defa üzümden yapıldı mı? İnep yani yaş üzümden. Sekir verirsin vermesin bu hamir. Resulullah Efendimiz ikisinden yapılır dedi. Zaten üzümden anladık. Bildik ki üzümden yapıldı mı? Katresi haram. Necis. Bir katresini alsa ağzına koysa gene haram. Ya hurmadan? Hurmadan da hamir yaptı dereceyi iskara vasıl oldu. Yani serkoş edecek hale gelirse murat budur. Ve alâ enneha minet temri. Temirden de yapılır. Ney? Mâ yuskiru. Sekir veren şey. Sekir verecek dereceye gelirse hamir. Yoksa hurmayı sıktın, suyunu aldın. Serhoşluk vermiyor. Bu hamir değildir. Ne vakitte serhoşluk verecek dereceye gelirse bu da hamir olur. Feyekûnu hamrul inab. Öyleyse üzümün hamri olur. Hiye bu aynel asir. O sıkılan şeyin kendisi. O sıktın, o kaynadı, köpüğünü attı mı hamir oldu. Bitti. Onun bir katresinde yemek caiz değil. İza şiddetle müşted olursa yani kaynar köpüğünü atarsa. Ve hamru temri fakat temrin hamri, hurmadan yapılan hamir ise huve bu nedir? El miqdaru min nebizi temr. Temrin nebizinden bir miktardır. Ellezi öyle miktar ki 100 kilo sekir veriyor. Nebiz yani hurmanın suyu bozulmuş. Ondan bir parça yersen serhoş vermeye bekleder. Buna hamir demezler. Bu caiz. Yok fazla yedin de serhoşluk verecek dereceye geldi. O caiz değil. Yani bu hadisin üçüncü ihtimali de bu. Hamir üzümden doğurur, hurmadan doğurur. Üzümden o asirin kendisi. Serhoşluk verecek derecede yeme. Az da yesen haram, çok da yesen haram. Ama nebizden öyle değil. Çok yersen, serhoşluk verirse o hamirdir. O caiz değildir. Az olursa caizdir. Bu ihtimal da var. Üç ihtimal. فَلَمَّ اَحْتَمَلَ هَذَا الْحَدِيثَ هَذِهِ الْوُجُوهُ Vakta ki bu hadis bu vücuhlara mühtemil oldu. Elleti zekerine biz zikreylediğimiz bu üç veçhe mühtemil oldu. لَمْ يَكُنْ اَحَدُهَا بِاَوْلَى مِنْ بَقِيَّتِهَا Bu üç vecihten birisi ötekinden evla olmadı. Birisini alalım da ötekilerini atalım. Bu olmadı. وَلَمْ يَكُنْ لِمُتَأَوِّلٍ Tevil eden bir adam içinde olmadı. اَنْ يَتَأَوَّلَهُ عَلَى أَحَدِهَا Birisine tevil eder. Bu hadise hateyn-i şecereteyn, el-kamir min hateyn-i şecereteyn den murat bu üç ihtimaldan birisidir diye birisi tevil etmek etse onun da hakkı yok. Tevil edemez. Niye? Tercih bile müracih lazım gelir. İlla kânel hasmihi eğer tevil ederse hayır ben bunu birinci ihtimale hamlederim. Yahut ikinci ihtimale yahut üçüncü ihtimale hamlederim derse bunun için olmadı. Yaparsa illa kânel hasmihi onun hasmi için de caiz oldu. En yeteevvelehu ala zalik. O da başka birisine tevil eder. O birinciyi alırsa o da der ki madem sen tevil yapıyorsun birinciye ben de ikinciyi alırım. Öteki de gelir der ki ben de üçüncüyü alırım. Öyleyse kimse kimseyi izam edemez. Demek ki hateyn-i şecereteyn'in üç ihtimali de var. فَاِنْ قَالَ قَائِلٌ Bir adam itiraz etse, dese ki فَمَا مَعْنَا حَد۪يسُ عُمَرٍ
Peki Hazreti Ömer'in rivayet etmiş olduğu hadisin manası nedir? Hadisi Hazreti Ömer'in hadisi hangisi? Yuridu murad ediyor. Ma haddesene ibn Ebi Davud kâle haddesene Muhammed ibn Abdillah ibn Nümeyr kâle semi'tu ibn İdris kâle semi'tu Ebâ Hiyyân el-Teymî an el-Şâbî an ibn Ömer kâle semi'tu Ömer radıyallahu anh. Abdullah ibn Ömer babası Hazreti Ömer'den bir hadisi şerif rivayet eylemiş. İşte onu kastediyor. Ki Hazreti Ömer diyor ki ben eşittim. Bu Abdullah ibn Ömer diyor ki babam Ömer'i eşittim. Derdi ala minberi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yokul. Peygamber Efendimiz'in minberi üzerinde babam Ömer'in söylediğini işittim. Emma ba'du eyyühen nas. Bundan sonra ey cemaat. İnnehu nezele tahrimul hamr. Hamrın haram olduğu nazil oldu. Ve hiye yevme izin min hamseti. O gün hamirler de beş şeyden yapılırdı. Hazreti Ömer diyor. Hamir tahrim edildiği vakitte, onun harami bildirildiği vakitte hamirler beş şeyden yapılırdı. Et-temru vel-inabu vel-asalu vel-hintatu vel-şa'ir. Temir bir, hurma, üzüm iki, bal üç, buğda dört, arpa beş. O gün hamirler beş şeyden yapılırdı diyor Hazreti Ömer. Vel-hamru, hamir ne demek? Ma hameren akli, akli izale eden şey. Onu içtim mi artık akıl faaliyetten duruyor. Kendi mümeyyizesini kaybediyor. Bir iş göremiyor akıl. Aklı örtüyor. Hamir bu demek. Ya bu hadise ne diyeceksin? Şimdi İmam Ebu Hanife, İmam Yusuf ne dediler? Üzüm suyundan olur. Hazreti Ömer'in bu hadisi diyor ki hamir o zaman beş şeyden olurdu. Hurma, üzüm, bal, arpa, buğda. Vakad رُوِيَ مِسْلُ ذَٰلِكَ اِذَا عَنِ بِنْ عَمْرٍ وَالنُعْمَانِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهِ وَسَلَّمْ عَنِ بِنْ عَمَرَ Amir de değil, onu da yanlış şey etmiş. O vav, o virgül var ya, onu şey edin, vav edin, o vavı da silin. عَنِ بِنْ عَمَرَ وَالنُعْمَانِ Metbeğe yanlışı bu. Abdullah ibn Ömer'den bir de Nu'man ibn Beşir'den de bu hadisi şerif yine rivayet ediliyor. حدثنا ربيع بن سليمان الجيزي قال حدثنا أبو الأسود قال حدثنا ابن لهيعة عن ابن النضر عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينبغي فنز بيقولك إن من العنب خمرا üzümden خمر olur وأنهاكم عن كل مسكر خمر üzüm suyundan olur fakat her sarhoşluk veren şeyden de ben sizi nehyediyorum. Hadisi şerifin birisi bu. Bu Abdullah ibn Ömer'den gelen. Haddesena Fatun kâle haddesena Ebu Bekir ibn Ebi Şeybe kâle haddesena Ubeydullah ibn Musa an İsrail an İbrahim ibn Muhacir an Şâbî an Nu'man ibn Beşir. Nu'man ibn Beşir'den rivayet edilen de bu an-ı Nebi sallallahu aleyhi ve sellem misluhu aynı hadisi şerifin misli rivayet edildi gayri ennehu lem yezkur. Nu'man ibn Beşir'in rivayetinde zikretmeyle zikreylemedi. قَوْلَهُ وَاَنْهَاكُمْ اَنْ كُلُّ مُسْكِرِ Bu kelime gelmedi. Her bir müskirden ben sizi nehyediyorum. Nu'man'ın rivayetinde buyur. Yine var. اِنَّ مِنَ الْعِنَبِ خَمْرًا Hamır, üzüm suyundan olur. Böyle itiraz ederse قِيلَ لَهُ Bu adama denilir ki يَحْتَمِلُ هَذَانِ الْحَدِيثَانِ Bu iki hadis muhtemel olur. Cemi'el me'ani, manaların hepsini. Elleti öyle manalar ki yehtemiluha el hadisü levvel. Hadisi evvelin muhtemel olduğu bütün manalara muhtemel olur. Gayre ma'nen vahidin. Yalnız bir manaya muhtemel değildir. Vahva, o muhtemel olmadığı manada nedir? Mehtemelehu el hadisü levvel. Birinci hadis muhtemel oldu. Fakat bu onu şamil değildir, muhtemel değildir. O da neden? مِمَّا حَمَلَهُ عَلَيْهِ مَنْ ذَهَبَ اِلٰى كَرَاهَةِ نَكَيْعِ التَّمْرِ وَالْسَب۪يلِ مِمَّا شُلْبِ الْمَعْنَالَرْدَنْ كَحَمَلَهُ عَلَيْهِ اَنَا حَمْلَتِّ مَنْ ذَهَبَ Sahip olan adam اِلٰى كَرَاهَةِ نَكَيْعِ التَّمْرِ وَالْسَب۪يلِ Hurmanın nekiyi, suyu, kuru hurmanın ondan çıkarmış yahut da kuru yüzünden çıkarmış bunu haram kılanlar var ya ona şümul yok.
O da kim? Ebu Hanife ve Ebu Yusuf ve Muhammed. Bu üçü ne dediler? Bunlardan hamir yapılırsa bu da hamirdir. Öyleyse bu zikrettiğimiz inep meselesi var ya, inne minel inebi hamren. Bu hep diğer manaların hepsine şumul var. Yalnız buna şumul yok. Çünkü inep denilince kuru hurma, kuru üzüm girmez bu manaya. Ama diğer manalar girer. Her bir müskir haramdır. فَاِنَّهُ لَا يَحْتَمِلْهُ هَذَا الْحَدِيثِ. Bu hadis buna mühtemil olmaz. لَاَنَّهُ قَرَنَ مَعَ ذَٰلِكَ. Bununla beraber mukarin kıldı. خَمْرَ الْحِنْتَةِ وَخَمْرَ الشَّعِيرِ. Bu Hazreti Ömer'den gelen hadiste buğdanın hamri, arpanın hamri burada zikredildi. Onları da ilave etti. Evet. وَهُمْ لَا يَقُولُونَ ذَٰلِكَ. Halbuki Ebu Hanife ve Ebu Yusuf ve Muhammed onların hamrına hamir demezler. لَاَنَّهُمْ لَا يَرَوْنَ بِنَكَيْعَ الْحِنْتَةِ وَالشَّعِيرِ بَاسًا. Arpadan, buğdadan çıkarılmış suda arpa suyu derler ya, yahut da buğdadan çıkarsan bunları da beis görmezler. وَيُفَرِّقُونَ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ نَكَيْعَ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ. Arpa buğdanın suyuyla hurmanın ve üzümün suyunun arasında, nekeinde bunlar fark gözetirler. İkisini bir tutmazlar. فَذَٰلِكَ التَّاوِيلِ. İşte bu bir tevildir ki لَا يَحْتَمِلُهُ هَذَا الْحَدِيثِ. Hazreti Ömer'in hadisi buna mühtemil değildir. وَلَاكِنَّهُ يَحْمِلِ. Lakin bu Hazreti Ömer'in hadisi يَحْتَمِلُ التَّاوِيلَاتِ الْاُخَرِ. Diğer tevillere mühtemil olur. كَمَا يَحْتَمِلُهُ الْحَدِيثُ الْاَوَّلِ. Birinci hadisin mühtemil olduğu manaların hepsine bu da mühtemil olur. Yalnız arpayla buğda hariçte kalıyor. فَيْنْ يَحْتَجَّ فِي ذَلِكَ. Burada kalsın. Allah-u Teala alem. وَصَلَّى اللّٰهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ. فِيهِ اِحْتَجَّ فِي ذَٰلِكَ بِمَا رُوِيَ عَنْ أَنَسٍ. Eğer Hazreti Enes'in rivayet etmiş olduğu hadisle ihticac eder ise, ki قال Hazreti Enes dediler ki حَدَّسَنَا بْنُ اَب۪ي دَاوُدُ قَالِ اِمَامِ تَحَوِدُ. قَالِ اِمَامِ تَحَوِدُ Hazreti Enes'in rivayet edilen hadisi beyan edilir. حدثنا إمام تحوي رواية لمش إبن أبي داود قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحمر قال حدثنا أبو إسحاق الهمداني أن يزيد بن أبي مريم عن أنس حدث أنس رواية لتقال أبو يردلر في كنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ننبذ بيز في أنبال فنزين زماننا نبيز يفردك ني الرتبة يشكرمي والبسرة بدا çağala hurmayı, yeni çağala olmuş, tam yetişmemiş, büsür. Bunları biz nebiz olarak çıkarırdık. فَلَمَّا نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ. Vaktaki hamrın haram olduğu nazil oldu, beyan buyuruldu. اَحْرَقْنَاهُمَا مِنَ الْاَوْعِيَةِ. Gerek yaş hurmadan, gerek çağala hurmadan yaptığımız nebizleri biz döktük. ثُمَّ تَرَقْنَاهُمَا. Sonra bunların içmesinde terk eylediğiniz. Bu hadisi şerife ne diyeceksin? Bundan anlaşılan hamir hurmadan oluyormuş. Hem yaş hurmadan hem de çağla hurmadan oluyormuş. Halbuki yukarıda biz ne iddia ettik? Hamir yalnız üzümden olur. Hurmadan olmaz. Bu rivayete ne diyeceğiz? Bunun cevabı lazım. İkinci rivayet Haddesena Nesr ibn Merzuk. قال حدثنا علي بن معبد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا حميد الطويل عن أنس قال كان أبو عبيدة بن الجراح. حضرت أنس diyor ki حضرت أبو عبيدة oldu ve Süheyl ibn Beyda. Süheyl ibn Beyda oldu ve Übey ibn Ka'b. İde Übey ibn Ka'b bunların üçü oldular. İnde Ebi Talha. Ebi Talha'nın evindeydiler, onun yanındaydılar. Ve ene eskihim min şerabim. Ben de onlara şarap veriyordum, sakilik yapıyordum. Hatta kâde en ye'hude fihim. Hatta az kaldı ki sarhoş olalar. İçtiler, nerede olduysa hemen sarhoşluk derecesi geldi. Ama tam hele sarhoş olmadılar, akılları zahir olmadı. قال Hazreti Enes diyor ki femerre bina marrum minel müslimin. Müslümanlardan bir adam geldi. Fena da nida etti, bağırdı ki elâ hel şa'irtum. Agah olunuz ki bildiniz mi?
اِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ Hamır tehrim edildi, bunu bildiniz mi? Diye nida etti. فَوَاللّٰهِ مَنْ تُزِرْ Allah'a yemin ederim ki tehir etmedi, beklenilmedi, مَنْ تُزِرْ intizar olunmadı, yani tehir olunmadı. اَنْ اَمَرُونِ اَنْ اُلْقِيَ مَا فِي الْعَالِيَةِ Kablarda olan hamri dökmeyi bana emrettiler. Onların üçü de dediler ki Enes bunları bu kaplarda olan hamirleri dök. فَفَعَلْتُ ben de döktüm. فَمَا عَادُوا فِي شَيِّمْ مِنْهَا Bunların hiçbirisinden bir daha evdet edip içmediler. Kapları döktüm bir daha da içmediler. حَتَّى لَقُوا اللّٰهَ Allah'a mülak oluncaya kadar daha bir daha ağızlarını vurmadılar. وَاِنَّهَا لِلْبُسْرِ وَالْتَمْرِ O yapılan şarap da çağla hurmayla bir de kuru hurmadan idi. Yapılan o hamir de oydu. Bak bu da yine Hazreti Enes'ten geliyor ki o zamanki hamirler hurmadan ister çağla, ister kuru hurma, ister yaş hurma hepsinden yapılırmış. Onlar hamir haram edildi deyince bunu döktüler ve bir daha içmediler. وَاِنَّهَا لَخَمْرُنَا يَوْمَيْذٍ O günkü bizim hamirlerimiz de bunlar idi. Yani hurmadan yapılan ne bizler idi. Bu hadis iki hadis oldu Hazreti Enes'ten rivayet edilen. Bunlara ne denilecek? Üçüncü bir rivayet. Haddesena Ali ibn Şeybe. Kale haddesena Abdullah ibn Bekir'in. Kale haddesena Hamidun an Enes'in mislehu. Hazreti Enes'ten Ali ibn Şeybe de rivayet ediyor senedi müttasil ile. Yine Hazreti Enes'ten bir rivayet daha var. Dördüncü senet, senedi itibariyle dört senetle zikrediyor. Haddesena İbrahim ibn Merzuk, kâle haddesena Akban, kâle haddesena Hammad ibn Seleme, kâle akberena Thabitun ve Hamidun an Enes, kâle kuntu esqi Ebâ Talha. Hazreti Enes diyor ki ben Ebâ Talha'ya şarap verirdim, sakilik ederdim. Ve Süheyle ibn Beyda ve Ebâ Ubeydete ibn el-Cerrah ve Ebâ Dücane. Ebu Telha, Süheyl ibn Beyda, Ebu Ubeyde, Ebu Dücane bunların dördü bir meclisteydi. Ben de sakilik yapar idim. Neyi onlara verirdim, sakilik ederdim? Halitel büsri ve temri. Şagala hurma ile kuru hurmanın karışmışını. Onlardan karışmış olarak nebiz yapılmış. İşte ben bunu onlara içirir idim. Hatta eşra'at fihim. Hatta onlara sarhoşluk gelmeye başladı. فَنَادَى رَجُلٌ Bir adam nida etti ki اَلَا اِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ Biliniz ki hamir haram kılındı. فَوَاللّٰهِ Allah'a yemin ederim ki مَنْ تَزَرُوا Onlar intizar etmediler, beklemediler. Neyi? حَتَّى يَعْلَمُوا اَحَقَّ مَا قَالَمْ بَاطِلًا Bu adamın dedi ki doğru mudur, eğri midir diye intizar etmediler, beklemediler. Yani acaba bu adam bugün sözü söyledi ama acaba biz bakalım, tehir edelim. Doğru mu, eğri mi, bir sözü tahkik edelim. Bunu beklemediler. Fekalu dediler ki Ekfi inaeke yanis. Yanis, kabı dök. O bize veriyorsun ya o şarabı, onu dök. Fekefâtuha, ben onu döktüm. Felem yerci' ileyye ruusuhum. Başlarını bir daha bana doğru çevirmediler. Başlarını döndürüp de hani bize getir, ver demediler. Hatta lekullâhe azze ve cel. Yani onu öyle bir terk ettiler ki ölünceye kadar bir daha ağızlarına vurmadılar. Cenab-ı Hakk'a mülak oldular. Ve kâne hamrehum yevmeydin ve kâne hamruhum yevmeydin. O günü onların hamirleri de el büsrû ve temrû. Büsrûyla temrinin karışığıydı. Yani kuru hurmayla çağla hurmayı karıştırıp yapardılar. Evet, buna ne cevap verilecek? Sonra yine bir hadis-i şerif daha var. Haddesen Abdullah ibn Muhammed ibn Huşey. Kale haddesena Müslim ibn İbrahim. Kale haddesena Hişam. En gatadete an Enes'in. Kale inni le eski Ebu Talha. Hazreti Enes diyor ki ben Ebu Talha'ya ve Ebu Dücane ve Süheyle ibn Beyda ben Ebu Telha, Ebu Dükkanı ve Süheyl ibn Beyza'ya verir idim, onlara sakilik yapardım. Neyi? Halite büsürin ve temrin. Şagala hurma ile kuru hurmanın karışığından yapılan nebizi, şarabı onlara içirir idim.
İz hurrimet el hamru. Hamur tahrim edildi, haram kılındı. Fe'araktuha, ben onu irake ettim, döktüm. Ve ene sakihim, onların sakileri de ben idim. Onları, evet, yevme idi o günü. O gün onlara sakilik yapan, o şarabı veren ben idim. Ve eskaruhum, onların en küçüğü de bendim. Yaş itibariyle en küçük olduğundan sakilik o yaparmış. Ve inna ne'udduha yevme idin hamran. O büsürüyle rutepten yapılan şarabı biz o günü hamir sayardık. E şu halde hamir hem üzümden olur hem de hurmadan olur. Hazreti Enes'ten rivayet edilen bu hadisi birkaç senetle getirdi. Hurmadan yapılan şaraba da hamir denilir. Kalu dediler ki hâzâ mâ yedullu, bu bir şeydir ki delalet eder. Alâ enne zâlike, Hazreti Enes'in vermiş, içirmiş olduğu kurmadan yapılan nebiz kâne hamren eydâ, bu da hamir idi. Şimdi bu itiraz, hem de kuvvetli bir itiraz, Hazreti Enes'ten gelen bir rivayet. Kîle lehum, onlara cevaben denilir ki leyse fî zâlike delîlün alâ mâ zekerte, senin zikrettiğin davaya bunda bir delil yok. Nasıl yok? İşte delil, delil getirdi diyor ki yok. Delil değildir. Hamirden olan bir şeye, kurmadan olan bir nebise hamir denilmez. Bunda bu dava yok. لَاَنَّهُ قَدْ يَجُوزَنْ يَكُونَ الشَّرَابِ, caiz ki onların içmiş oldukları o şarap ola نَكِيَعَ تَمْرِنْ مُحَمَّرِنْ, temrin nekiyeyi tahammür etmiş, hamir olmuş, bu olmak ihtimali var. Evet. Onlar neden çağala kurmadan ve kuru kurmadan yaparlarmış? Ama ne surette? Bu iki surette olur. Birincisi, kuru kurmayı, çağala kurmayı suya koysun, kaynatırsın. O suyla beraber onun şiresi çıkar suya. Bir bu var, ona tabih derler. Bir de var ki hayır, suya koysun, kaynatmasın. O suda gala gala kendi başını ekşir, çıkar. Buna da nekiye derler. Sen bu ikisini karıştırdın. Bu ikisinden yapılana birden hamir diyorsun. Caiz ki o nekiyeydi. Yani kaynatılmadan suya konulmuş ve şiresi suya çıkmış, bozulmuş, hamir derecesine gelmiş. O zaten İmam-ı Ebu Hanife ve Yusuf-ı Muhammed'e göre ona hamir derler. Nekiyâ. Fesebete bizalik, bununla sabit oldu. قَوْلُ مَنْ كَرِهَتْ نَكِيَعَتْ تَمْرِ, hurmanın nekiyâini tahrim edenlerin kavli sabit oldu. O da kim? Ebu Hanife ve iki tilmizleri, onlar ne dediler? Hurma suya konulur da kaynamaksızın, o şiresi suya çıkar, o da bozulursa, boşluk dereceye gelirse, ona ne derler? Hamir derler. Caiz ki bunların içliği buydu. Ona zaten hamir deniliyor. Ve la yecibu bizalik, bununla vacip olmaz. Hüccetü hürmeti tabihihi, kuru hurmanın, çağla hurmanın tabihinin hürmeti, yani pişirilmiş, suda kaynatılmış, ondan sonra da hamur olmuş, onun hürmeti onunla sabit olmaz. İkisini ayırıyor. Buradaki incelik, yani onları kaynatmak başkadır, suya koyup da haliyle tahammür etmek başkadır. Suya koyup haliyle tahammür ederse, ona da İmam-ı Azam'a göre o da hamurdur. Üzümden olan gibi. Fakat kaynatılırsa o hamur değildir. Bir bu ihtimali var. Bir de ve yehtemülen yekûnü fealû zâlik. Bir de bunlar bunu döktürdüler. Hazreti Enes'e dök dediler. Bunu böyle yaptılar. Li'ilmihim, onlar bildikleri için ki enne kesîre zâlik müşkil. Bu nebizdir. Bunun azı haram değildir ama çoğu içilirse, sekir derecesine gelirse haram olur. Bunu bildiklerinden dolayı döktürdüler. فَلَمْ يَأْمَنُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ, kendi nefislerine emin olmadılar. Neyiz? Neden? اَلْبُقُعَ ف۪يهِ, oğlum bunu az içtik, bu şimdi helaldir, bu hamir değildir, fakat bundan çok içersekse sarhoş oluruz, harama girmiş oluruz. Bunu bildiler, nefislerinden emin olmadılar, çok içeriz de sarhoş oluruz diye döktürdüler. لِقُرْبِ عَهْدِهِمْ بِهِ, çünkü onlar daha rakıya alışmışlar, rakıyı devamlı içiyorlar. Rakı da tahrim edildi. Bunlar da biliyorlar ki bu rakı değil, hamur değil ama fakat biz bundan
Alışkınız, buna alışkınız. Şimdi fazla içeriz. Resulullah'ın emrini dinlemeyiz, Allah'ın emrini dinlemeyiz. Fazla içer, serhoş oluruz. Korkusuyla onu götürdüler. Evet. فَكَسَرُوهُ لِزَلِكُ Bunun için Hazreti Enes'e dediler ki, kır. Niye? İçmeyelim de sarhoş olmayalım. Bizde bu yakınlar var. وَاَمَّا قَوْلُ Enes Diyor ki, sen böyle diyorsun ama Hazreti Enes'in kavli var. Bak o da nedir? وَاِنَّهَا لَخَمْرُنَا يَوْمَيْهِمْ O gün bizim hamrimiz buydu. Yani kurmadan yapılan nebis bizim hamrimiz idi. Bu sözüne gelince فَيَحْتَمُلَنْ يَكُونَ اَرَادَ بِذَالِكْ İhtimali var ki Hazreti Enes bu sözüyle murad etmiş o da مَا كُنَّا نَخْمَرْ Bunu murad etti. Yani o gün bizim aklımızın izalesi böyle olurdu. مَا كُنَّا نَخْمَرْ Hamr, aklımızın izalesi biz böyle olduk. مَا كُنَّا مَا bir şeydir ki künna biz olduk. نَخْمَرْ aklımızı izale ederdik. Yani fazla içerdik onları. O ne biz? O hamir değil yani İmam-ı Azim'e göre. Ona hamir demezler. Fakat Hazreti Enes dedi ki onu fazla içerdik aklımızda giderdi. İşte nehmer dedi ki o. Yani aklımızın gitmesi böyle olurdu. Fazla içerdik onu bizden. Ve delil ala zalik böyle murat olduğuna da delil maşul bir hadistir ki haddesena fehdi. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا ابن شهاب عن أبي ليلى عن عيسى أن أباه بعثه عيسى diyor ki babam beni gönderdi إلى أنس في حاجة هزت أنس bir حاجة için gönderdi فأبصر عنده طلاء شديدا gittim Enes'in yanında şiddetli bir طلاء gördüm şiddetli طلاء ne والطلاء طلاء مَا يُشْفِرُ كَثِيرُهُ Onu çok içersen size sarhoşluk verir. Öyle bir nebis ki az içersen sarhoşluk vermez. Çok içersen size sarhoşluk verir. Onun yanında bunu gördüm. فَلَمْ يَكُنْ ذَٰلِكْ عِنْدَ أَنَسٍ خَمْرًا Hazreti Enes'in indinde o hamir değildi. O talaya hamir demezler. Hazreti Enes onu yakmış. Onu istimal ederdi. Hamir saymazdı. وَاِنَّ كَثِيرَهُ يُسْكِرْ Halbuki o talanın çoğu sarhoşluk verir. Çoğu içersen sarhoşluk verir. Fakat öyleyken Hazreti Enes onu çoğu içmezdi. Azar azar içerdi. Ona hamir demezdiler. Bak, şimdi bu rivayet ediyor ki Hazreti Enes'in o günkü hamrimiz buydu demesi yani aklımızın izalesi bununla olurdu. Olsa hakikaten o hamir değil. وَثَبَتَ بِمَا وَصَفْنَا Bizim vesfettiğimiz bu rivayetlerde sabit oldu ki اَنَّ الْخَمْرَ عِنْدَ أَنَسْ Hazreti Enes'in indinde hamir لَمْ يَكُمْ مِنْ كُلِّ شَرَابٍ Her bir şaraptan olmadı. Her bir şaraba hamir denilmez. وَلَاكِنَّهَا مِنْ خَاسٍ مِنَ الْأَشْرِبَ İçilen şeylerin bazı hususilerinden olur hamir. İçilen şeyler çok arpadan olur, buğdadan olur. Talaştan olur, portakaldan olur, hurmadan olur, üzümden olur. Bunların hepsi şaraptır. Bunların, şarapların hangisi sarhoşluk verirse o haramdır. Fakat asıl hamir ki sarhoşluk versin, vermesin. Azı da haram, çoğu da haram. O hangisidir? O bunlardan hususu olan birisidir. O da nedir? Üzümden yapılan. Üzüm de kaynatılmaya, ateş görmeye. وَقَدْ وَجَدْنَا مِنَ الْآثَارِ Biz eserlerden bulduk, hadislerden. مَا يَدُلُّ عَلَى مَا زَكَرْنَا اِذَا Bizim zikrettiğimiz bu kaideye delalet eden eserleri bulduk. O da neden? مِمَّا تَأَوَّلْنَا عَلَيْهِ اَحَادِيثِ اَنَسِ Hazreti Enes'ten rivayet eden hadisleri tevil ettik ya, ona delalet eden diğer eserleri bulduk. Nasıl buldu Hazreti Enes'in rivayetlerini? Hazreti Enes o günü bizim hamrımız huri ve çağla kurmalardan idi demesini tevil etti. Yani o günü onlardan yapılan şarapla bizim aklımız izale edilirdi. Ama ne vakit? Çok içerdi, aklı izale edilirdi. Şu halde çoğu içmesi haram ama azı haram değildi. Çünkü hamir değil o. Ve nitekim Hazreti Enes'in yanında talayı gitti buldu. Tala ki onu çoğu içersen sarhoşluk verir, az içersen sarhoşluk vermez. Hazreti Enes onu hamir saymasın. Fakat biz böyle Hazreti Enes'in hadislerini tevil ettik. Bunu teyit ve tekit edecek. Başka eser daha var mı? İmam-ı Tahavi diyor ki var.
حدثنا فاتن قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مسأر بن كدام عن أبي عون الثقفي عن عبد الله بن شداد بن الهاد عن عبد الله بن عباس قال حرمت الخمر بعينها. عبد الله بن عباس dedi ki خمر حرمت تحريم الخمر خمر بعينها عينيله üzümden yapılan şarap hamırdır. Ayniyle haramdır. Bir katresini ağzına koymak bile haramdır. Sarhoşluk verirse vermesin. Bir katre insana sarhoşluk vermez mi? Fakat onu ağzına koymak haramdır. Ve şükru, fakat sarhoşluk olsa bu da haramdır. Min külli şarabin, hangi şaraptan olursa olsun, içilen herhangi bir şeyi ki çok içtin, sarhoşluk verdi, o da haramdır. İsterse halalından olsun. Mesela farz et ki bir meyvenin şurubi, şurupta bir şey yok. Fakat onu fazla içersen ise sarhoşluk veriyor. Sarhoşluk verecek derecede o şurubu içmek o da haramdır. O halal ama sarhoşluk vermeyecek derecede içeceksin. Yoksa döndürür. Benim başıma bir defa geçti. Bir badem şurubu vardı. Badem şurubunun şekeri de fazla. Daha dediğim 15-20 sene evvel Mekke-i Mükerreme'deydi. Ondan arada sırada içiyordum. Baktım şekeri fazla, biraz da azalmış. Su katayım dedim. Ona bir de su kattım. Aradan bir gün, iki gün geçmiş. Bu bozulmuş. Ondan sonra tekrar içtim. Baktım ki şişede de az kalmış, adam hepsini birden içeyim. Fakat bir acımsı bir şey var baktım. O şeker gitmiş, acımsı sirkeye benzer bir madde gibi olmuş. İşte dökmeyeyim, zayi olmasın diye onu içtim. İçtikten sonra benim midemi bir bozdu. Kafa döndü, yani sarhoş olmadım ama sarhoş olma derecesine getirdi. En nihayet mideden istifra ettim de mideden çıktı, rahat ettim. Halbuki bunun aslı badem. Badem şurubu. Demek ki o suyu katman gibi bozuldu. Bozulduğu gibi o biraz daha kalsa işte sarhoşluk verecek dereceye gelir. Bu hamir değil ama bundan fazla içersen de sarhoşluk verirse haram olur. Bu Abdullah bin Abbas'tan rivayet edildi. Abdullah bin Abbas'ın rivayetinin kulasesi, üzüm suyundan yapılan hamirin ayni katresi de haramdır. Yani diğer şeylerden yapılanlar sarhoşluk verirse haramdır. Yoksa haram değildir. Fe'akber ibn Abbas, Abdullah ibn Abbas haber verdi ki ennel hürmete vekaat alel hamri bi'aynıha. Haram olmak, hamrin kendi aynına vakiyedir, haramdır. Ve alel şükri min sairil eşribeti sivaha. Hamirden başka diğer içilen şeylerin de sarhoşluk veren üzerine vakiyedir haram olmak. Hesebete bizalik, bununla sabit oldu ki enne ma sival hamri, hamrin ma sivasi elleti hurrimet, haram olan şeylerdeki haram kılındı, mimma yüskiru kesiruhu, çok içersense sarhoşluk veriyor. Onlardan evet, onların da haram olması, kad übiha şurbu kalilihi, çok içersen sarhoşluk veriyor, az içersen vermiyor. Az halal mıdır, değil midir? Bundan anlaşılıyor, o halaldır. Niye? Az içiyorsun, sarhoşluk vermiyor. اَلَّذ۪ي لَا يُسْكِ O kadar az içiyor ki sarhoşluk vermiyor. Ama hamrin kendisi yok. Az içersen sarhoşluk vermez. Vermese bile haddi şer'i icra edilir. Hamrin kendisinden bir katre bir adam ağzından korsa tek ona yüz değenek vurulacak. Sarhoş olmadı, olmasın çünkü onun aynı necistir. Sarhoşluk vermesi şart değil. Fakat diğer müskiratın böyle ağzına bir miktar koymuş, sarhoş olmamış, ona haddi şer'i vurulmaz. Haram da değildir. Yalnız fazla yerde sarhoşluk verirse o haramdır. Bunu aşağıda getirecek nebize. Nebize getirecek. Yani hurmanın koşavı, üzümün koşavı bozulmuş. Az yersen ise bir şey lazım gelmez. Çok yersen de sarhoşluk verirse haddi şer'i vurulur. Vakit o da haramdır. Ona misal getirecek. 80 diye mi hocam? 80 diye mi? قَدْ اُبِيحَ شُرْبُ قَلِيلِهِ خَمْرٍ غَيْرِ Çoğunu içersen sarhoşluk verir. Onların azının şürbi mübahtır. اَلَّذ۪ي لَا يُسْكِ O kadar az ki sarhoşluk vermedi. O mübahtır. عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْاِبَاحَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ تَحْرِيمَ الْخَمْرِ Hamrın tahriminden evvel mübahidi ya, onlar aynen kaldı. Şimdi ashab-ı kiram evvelden içer miydiler, içmez miydiler? Hamri de içerdiler.
bütün şurupları içerdiler. Sarhoşluk verilen maddelerin hepsini içerdiler. Haram kılınmamıştı. Evvela la taqrabu salate ve entum sukara. Ashabtan birisi namaza başladı. Kul ya eyyuhel kafirin zemmi sure koştu. Fakat aklı başında olmadığından la a'budu de a'budu dedi. Ma abettumi mayı kaldırdı. Abettum etti. La'ları maları hasbetti. Cenab-ı Hak nehyetti. La taqrabu salate ve entum sukara. Sarhoş olduğunuz halde namaza yaklaşmayınız. Şimdi ashab-ı kiram namaz kılarken içmezdiler. Namaz kılacaklar biliyorlar ya, aklı başında olsun diye namazdan sonra içerdiler. Fakat Hazreti Ömer dedi ki yok. Bu rakiyi bir şey değil. Cenab-ı Hak bunun sonunda buna bir hüküm beyan edecektir dedi. Hazreti Ömer'in muvaffakatından birisi de o. Bu hamur böyle kalmaz çünkü bu insan insanlıktan çıkarıyor dedi. Sonra ikinci defa وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا اِثْمٌ كَب۪يرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ Ayeti nazil oldu. Hamirden ve kumardan sual ederler. Onlarda menfaat de vardır, masarret de vardır. Nasıl menfaati var, alışveriş yaparlar, ticaret ederler fakat وَاِثْمُهُمَا اَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا Fakat onlardaki isim, günah menfaatlerinden büyüktür. Dedi ashab-ı kiramın bir kısmı daha terk ettiler. Hazreti Ömer gene kani olmadı. Dedi ki buna netice beyan etmedi Cenab-ı Hak. Bunu beyan eder. Üçüncü de اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانَ اَنْ يُوْكَعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَعْضَى فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَسُدَّكُمْ عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ Buraya geldiği gibi Hazreti Ömer hemen dizi üstü çöktü. İnteheyna ya Resulallah, inteheyna ya Resulallah diye bağırdı. Halas fehelentüm müntehûn. Hala vazgeçmez misiniz siz? Bu vakitte inteheyna, inteheyna diye bağırdı Hazreti Ömer. Dedi ki şimdi benim kalbim mutmain oldu. Bunlar muzir şeyler. İşte Cenab-ı Hak kat'i surette nehyeledi. Üçüncü derecede bu vakı oldu. Şimdi bu ayeti kerime vakı oluncaya kadar sarhoşluk verilen maddelerin, şurupların hepsini içerdiler. Peki şimdi burada Cenab-ı Hak tehrim etti neyi? Hamri. İnnemel hamru vel meysiru vel ensabu vel ezlamu. Bu dört şey. Bu dört şeyi Cenab-ı Hak tehrim etti. Öyleyse hamri bir defa bileceğiz. Nedir? Şarapların hepsi mi hamirdir? Yoksa bir kısmı mı hamirdir? Şimdi İmam-ı Azam diyor ki hepsi hamir değildir. Üzüm suyundan kaynatılmayarak yapılan hamirdir. Bir de İmam-ı Azam'a göre hurma, kuru hurmadan, kuru üzümden neki olur. Onu suya, orada suda haliyle yavaş yavaş şişer, şiresini suya verir, hamir yapılırsa o da hamir olur. Budur. Haram olan budur. Bunların gerisi üzümü kaynatmış, hurmayı kaynatmış, arpadan çıkarmış, buğdadan çıkarmış, portakaldan çıkarmış, yok diyor. Onlar şuruptur, içilir. Onlar hamir değil Cenab-ı Hak. Hamiri haram etti. Onlar eski ibaha üzerine kaldı. Gene mübahtır onları kullanmak. Yalnız şayet onda tegayyür eder, bozulur da mideye fazla girdiği vakitte akli izale edecek dereceye gelirse, tek sarhoşluk verecek dereceye gelirse, az içeceksen sarhoşluk vermeyecek derecede o helal. Fazla içersen sarhoşluk verirse haram. De ashab-ı kiram bunu istimal ederdiler. İmam-ı Ebu Hanife'nin durmuş olduğu da en çok bu noktadır. Diyor ki buna, bazıları diyor ki azı çoğu sarhoşluk verenin azı da haramdır. Ma eskere ketiru fe qalilu haram hadisi var. Bununla istidlal ederek hepsini hamir sayıyorlar. Diyor ki eğer biz bunların hepsini hamir saysak ashab-ı kiramı tehdiye etmiş oluruz. Ashab-ı kiram da rakı içmişler. Öyleyse biz de içeriz. Niye? Ne bizi çıkarmış içmişler. Baksana Hazreti Enes'in yanında talayı gördü. Talay işte bunlardan. Az içersen sarhoşluk vermez. Çok içersen sarhoşluk verir. Hazreti Enes de rakı içermiş. Daha ashab-ı kiramın çokları. Biz teeddüp ederiz. Ashab-ı kiram bizden daha iyi anlardılar. Öyleyse şimdi İmam-ı Azam'ın iddiasına göre diğer şuruplar kendi ibahesi üzerine kaldı. Hamir tahrim edilmezden evvel onlar helal idi. Gene helal üzerine kaldı mübah onlar.
Yalnız fazla içip de sarhoş olmayacaksın. O zaman biranın azı helal mi? Neyi? Biranın azı sarhoşluk vermez. Evet, işte bu kabiller helal, sarhoşluk vermez. Bira olsun, başka ne olursa olsun. Neyi? Şimdi alkolluluğu biz düşünmüyoruz. Esas hamrın tarifindeyiz şimdi. Hamır, üzüm, suyu ateşte görmemiş. Görmemiş bu hamır. Bunun katresi haram. Katresi haram ama diğer maddelerde yapılanların diyor ki ağzında bir şey yok. Çoğu olursa o vakitte haram olur. Şimdi İmam-ı Azam'ın içtihadı bu. Öteki mezheplerine büyük ihtilaf da bu. Şimdi bu esasen nebize geliyor. Mesela hurmanın nebizi kaynatmış hurmayı. Yahut da suya koymuş, suya çıkmış yaş hurmayı. Ve ondan sonra onu içiyor. Azar azar içiyor. Hiç sarhoşluk vermiyor. Fakat fazla içiyorsa sarhoşluk veriyor. Kıyamet kokuşu. Tabi'in devrinde, eshab devrinde. Caizdir, değildir, caizdir, değildir. İşte ihtilaf-ı beyanı diyor ya, ta Hazreti Ebu Hüreyre'ye geldi sordu ya. Adam Hazreti Ebu Hüreyre'ye Yemame'den geldi sordu ya, bu hamir nedir? Ayette bir hamir geçiyor. Hamir ne? O da ne dedi? Hamir iki ağaçtan olur. Bir hurmadan, bir de üzümden. E ona da dedi ki bu kurmadan demesi, yani ikisi zikrediliyor ama fakat hususi birisi zikredilir. O da nedir? Üzümden olandır. Uzun uza diye beyan etti. Ve sonra Hazreti Enes'ten hadisler rivayet eyledi ki biz o günü kuru kurmadan da hamir yapardık. Yaş kurmadan da yapardık. Ona da dedi ki yani Hazreti Enes'in gasti bizim aklımızın izalesi böyle olurdu. Fazla içtiğimiz gibi aklımız vakit haram değil ya. İçecek içecek ki kendisine keyif gel, aklı gide. İşte bunlardan yapardık da aklımız giderdi. Fakat sonradan tahrim edildiği gibi fazla sarhoşluk verecek derecede içmediler. Ama azar azar içerdiler. Peki şimdi senden ben kalkak biranın azı da haram, nebizin azı da haram, eshab da nebiz içiyordu, bu haram irtikap ediyordular. Hepsi hatada, hepsi günahkar. Desek edep haricinde çıkmış oluruz biz. Ashab-ı kiramı nasıl tehdit ediyoruz? Hatta Hazreti Ali misafirlerine nebiz ikram etti. Meşhur ya. Nebizi getirdi. Onlar da fazla yediler. Sarhoş oldular. Bir sefer ya sarhoş oldukları gibi getirin bunları 80'e değenek bulun dedi. Dediler ya gel nebizi sen getirdin. Ben getirdim. Niye çok yediniz de sarhoş oldunuz? Bunu az yiyecektiniz. Madem sarhoşluk verecek derecesine kadar yediniz öyleyse 80 değenek hakkınızdır. Alın. Şimdi bu neye delalet ediyor? Nebiz haram olsa onları getirir miydi? Getirmezdi. İşte şimdi onu ispat ediyor. İmam-ı Azam'ın dediği hamer denilen üzüm suyundan olan şeyin aynı haramdır. Bir katresini ağzına koyarsan 80 değnek yersen sarhoş olmaya lüzum yok. Sonra bir yaraya da vurup süremezse aynı necistir. Necaseti galizadır. Yani el ayası kadar bir asaya isabet ederse namaz caiz olmaz. Fakat öteki şuruplar diyor ki eski ibaha üzerine kaldı. Eskiden nasıl mübahedi? Gene öyle mübah oldu. Yalnız bir hüküm çıktı. O da ne? Bunlardan fazla içeride sarhoş olursa bu haram. Fazla içmeyecek, az içecek. Dedi ki bu. Ve enne tehrimel hadis. Sonradan hadis olan tehrim innemâ huve fî aynil hamri. Hamrin aynindedir. Hamrin, üzüm suyundan yapılan bunun aynı haramdır. Ve şükri mimma fî sivâha. Diğerlerinde hamrin gayrisinde de sarhoşluk tehtemel. Muhtemel oldu ki en yekûnel hamrul muharram. Kur'an-ı Kerim'de tehrim edilen hamir olan. Ne ola? Hi asîrel aynebi hâsse. Hasseten üzüm suyundan yapılan olan. Bu bir ihtimal. İmam-ı Azam'ın dava etmiş olduğu, iddia etmiş olduğu şey. وَاَحْتَمَلَا يَكُونَ كُلُّ مَا خُمِّرْ وَاَحْتَمَلَا مُحْتَمِلُ اُلْدُ كَ اَنْ يَكُونَ O hamir ola, كُلَّ مَا خُمِّرْ Herhangi bir şey ki akli izale eder, hepsi hamir ola. İki ihtimal. İmam-ı Azam'a göre üzüm suyundan olan. Diğerlerine göre herhangi bir şey ki sarhoşluk verirse hepsi hamirdir. İki ihtimal var. مِنْ عَسِيرِ الْعِنَبِ وَغَيْرِهِ İster üzüm suyundan olsun, ister üzüm suyunun gayrisinden olsun, hamir nedir? Ya hususi yine üzüm suyundan yapılan, yahut da ister üzüm suyundan olsun, ister diğerlerinden olsun. Hepsi hamirdir. فَلَمَّ اَحْتَمَلَ ذَلِكَ Vaktaki bu ihtimal oldu. وَكَانَتِ الْاَشْيَاءِ
eşya da oldu. قَدْ تَقَدَّمَ تَحْلِيلُهَا cümleten. Evvela helal olduğu, hepsi toptan helal olduğu tekaddüm etti. Yani hamr haram edilmezden evvel hepsi helal miydi değil miydi? Hepsi helal idi. Hepsini ashab içerdiler. Hamr tahrim edilmezden evvel. ثُمَّ حَدَسَ تَحْرِيمٌ فِي بَعْدِهَا. Bazılarında tahrim sabit oldu. O da ne? Hamr. Şaraplarda içilen şeyler içerisinde hamr neye denilirse bunun hürmeti hadis oldu. Cenab-ı Hak sonradan beyan etti. لَمْ يَخْرُجْ شَيْءٌ مِمَّا قَدْ Evet. ثُمَّ حَدَسَ تَحْرِيمٌ فِي بَعْدَ Bazısında, bazılarında tahrim hadis oldu. Öyle, evet, tahrim ki لَمْ يَخْرُجْ شَيْءٌ Hiçbir şey çıkmadı. مِمَّا قَدْ اُجْمِعَ عَلَى تَحْرِيمِهِ Onun helalına icma hasil olan şeylerden hiçbir şey çıkmadı. İlla bi icma'in. İlla icma ile oldu. Öyle icma ki yeti ala tahrimi. Onun haram olmasına icma olur da o çıkar. Yani madem bu içilen şeylerin hepsinin helal olduğu müttefakun aleyhidir. Peki bunlardan bazıları haram kılındı. O da ne? Hamr. Şimdi bu içilen şeylerden helal olan şeylerin bazısı tahrim edildi. Hangisi tahrim edildi? Hangisi çıktı? Hangisindeki icma hasıl oldu ki evet bu hamirdir, onun hürmeti sabit oldu. Üzüm suyundan yapılan da ittifak var. Bütün ulema ne diyor? Üzüm suyundan yapılan hamirdir. Bunda ittifak var. Üzüm suyunun gayrisinden yapılan da ihtilaf var. İcma yok. Ya dedi ki bu. İlla o da icma olacak ki ola. Öyleyse ve nahnu neşhedü. Biz şehadet ederiz. Allahü Azze ve Celle. Cenab-ı Hakk'a üzerine şehadet ederiz ki eşhedü billah deriz ki ennehu harrama asirel inab. Üzümün sıkılmış suyunun asiri haramdır. Üzümü sıktı, suyunu aldı, ondan hamir yaptı. Kur'an ile sabit. Bir ittifak bu. İcma ile sabit ki bu haramdır. İza hadeset fihi sıfatul hamri. Bunda da hamrin sıfatları hadis olursa alelik tabi üzümü sık. İşte bu haram oldu diye. Yok öyle değil. O kalacak. Bekleyecek, ekşiyecek, ondan sonra kaynayacak, kaynadıktan sonra da köpüğünü atacak. İmam Ebu Yusuf'e göre köpüğünü atmak şart değil, fakat İmam Azim'e göre atmak şart. İşte o vakitte hamir olur. Ha. Biz şehadet ederiz ki Cenab-ı Hak bunu haram etti. Bu Kur'an'la sabit. وَلَا نَشْهَدُ عَلَيْهِ Biz Allah'a şehadet etmeyiz ki اَنَّهُ حَرَّمَ مَا سِوَا ذَلِكَ Bunun gerisini Allah-u Teala haram etti. Hepsi hamirdir. Buna şehadet etmeyiz. Evet. İza hadese fihi mislu hadihi sıfah. Bu sıfatlar onda hadis olursa mesela arpayı koy, hurmayı koy, o kaynasın, eşkisin, ondan sonra şeyi kaynasın, köpüğünü assın, hamir olsun. Allah-u Teala bunu da hamirdir. Bunu da haram kılmıştır. Biz buna şehadet edemeyiz. Çünkü üzüm suyunda ittifak var. Üzüm suyu da ateş görmemeksizin olursa. Yok ateş görürse yahut diğer maddelerden yapılırsa biz buna bu da hamirdir. Allah-u Teala bunu da haram kılmıştır diyemeyiz. فَالَّذ۪ي نَشْهَدُ عَلَى اللّٰهِ Ol bir şey ki biz Allah üzerine şehadet ederiz. بِتَحْرِيمِ اِيَّهُ Cenab-ı Hak onu haram etti deriz. هُوَ الْخَمِرُ O hamirdir. Ayet-i kerimede zikrediler. اَلَّذ۪ي Öyle hamir ki Âmennâ bite'vîliha. Biz onun tevîline iman ettik. Min heytu kad âmennâ bitezîliha. Nüzuluna iman ettiğimiz gibi tevîline de iman ettik. Nüzuluna ki bu vahiy mi değil mi? Peygamber'e nazil olmuş mu değil mi? Nazil olmuş. İnnemel khamru vel meysuru vel ensabu vel ezlam. Bu ayet gelme nazil olmuş mu olmamış mı? İman ettik buna. İman etmeyen kafir olur. Kur'an. Nasıl onun nüzuluna iman ettikse tevhidine de böyle iman ettik ki hamir, üzüm suyundan yapılan şaraba hamir derler. Buna da böyle iman ettik. وَالَّذ۪ينَ لَا نَشْهَدُ عَلَى اللّٰهِ اَنَّهُ حَرَّمْ Peki Allah'a şöyle bir şey ki şehadet etmiyoruz. O haram kıldığına şehadet etmiyoruz. Nedir o? Şimdi buna şehadet ettik ki Allah hamiri haram kıldı. Onun tenziline iman ettiğimiz gibi tevhidine de iman ettik. Gerisine kaldı. Diyor ki gerisine bir de
Allah haram kılmıştır diye şehadet etmiyoruz. O da nedir? Huve şerabül lezi şol bir şaraptır ki leyse bi hamirin, hamir değil. Hamir olmayan da illa Allah bunu da haram kılmıştır. Buna şehadet etmeyiz. Allah hamri haram kılmıştır. Herhangi bir madde ki hamir itlakına dahil olur, ona hamir denilir, haram. Hamir denilmezse biz ona haram diyemeyiz. Allah bunu da haram etmiştir diyemeyiz. فَمَا كَانَ مِنْ خَمْرٍ Her bir şey ki hamirdir. فَقَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ حَرَامٌ Onun azı da haramdır, çoğu da haramdır. وَمَا كَانَ مِمَّا سِوَى ذَلِكَ Hamirden gayri olan şeyler. مِنَ الْاَشْرِبَةِ Şuruplardan. Hamir değil, başka. Bunlar فَالشُّكْرُ مِنْهُ حَرَامٌ Ondan sarhoşluk olmak haramdır. İçtin, sarhoş olduğun o da haram. وَمَا سِوَى ذَلِكَ Yok, onun masivası sarhoşluk kadar, sarhoşluk verecek kadar içmedin. Az içtin. Minhu, bu hamrın gayrisi olan şeylerden, mübahun, bu da mübahtır. İşte İmam-ı Azem'in iştihadı bu. فَهَذَا هُوَ النَّزَرُ عِنْدَنَا İmam-ı Tahavi diyor ki, kıyasla bizim indimizde budur. Kıyasla böyle olması lazım. Çünkü hamr, Arap duatinde üzüm suyundan yapılan da hamr derler. Diğerlerine şarap derler. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَن۪يفَ وَأَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدْ رَحِمْهِمُ اللّٰهِ Bu üç imamın kavli de budur. Yalnız bir şey var. O da ne? غَيْرَ نَقِيعِ الزَّب۪يبِ وَالتَّمْرِ خَاسَّ Kuru üzümün, kuru hurmanın neki'i müstesnadır. O hamir kelimesi ona itlak edilmez ama fakat bunda husus hadiste sabit olmuştur. فَاِنَّهُمْ كَرِهُوا Onlar bunu da hamre ilhak ettiler, bunu da tahrim ettiler. Esas hamir tarifine dahil değil. Çünkü hurmadan oldu bunlar. Yahut da kuru üzümden oldu. Yaş üzümden olacak. Yaş üzümden olan hamirdir. Kuru üzümden olan hamir değildir. Yalnız onu kaynatmaz da neki olarak böyle suya atar da şişesi suya çıkar da hamir olursa bunu da tahrim ettiler. Bu kadar var. وَلَيْسَ ذَٰلِكَ عِنْدَنَا فِي النَّظَرْ كَمَا قَالُوا Nazarda, kıyasta bizim indimizde bunların dediği gibi olmadı. لَاَنَّا وَجَدْنَا الْاَصْلَ الْمُجْمَى عَلِيهِ İcma, ana kendisine icma olunan bir kaideyi bulduk ki اَنَّ الْاَصِيرَ وَتَب۪يخَهُ سَوَى Bir meyvenin ister suyunu sıkar çık, isterse kaynat, ikisi birdir. Yani kıyasta böyle değil. Bunu böyle dediler, ayırdılar. İmam-ı Azem ne diyor? Üzümü kaynatırsan hüküm değişir, hamir olmaz. Kaynatmasansa hamir olur. Esas kaideye bakarsansa kaidede fark olmaması lazım kıyasta. Niye? Ha onu sıksın suyunu çıkardın, ha kaynattın suyunu aldın. İkisi müsavidir. وَاَنَّ تَبْخَ لَا يُحِلُّ بِهِ Onu pişirdin, pişirmekle bu helal oldu. Tabii onu helal kılmaz. مَا لَمْ يَكُنْ حَلَالًا قَبْلَ الطَّبْرِ Tebihten evvel bu helal miydi? Asir helal değildi. Pişirdin de helal oldu. Bu olmaması lazım. اِلَّا تَبْخُ الَّذ۪ي اِلَّا اُلْ بِلْ بِشِرْمَكْ Bunu haram kılar ki, helal kılar ki, يُخْرِجُهُ مِنْ حَدِّ الْعَصِيرِ Onu asir, üzüm suyu olmaktan çıkarır. O kadar pişirirsen. اِلَا اَنْ يَس۪يرَ ف۪ي حَدِّ الْعَسَلِ Kaynadırsın, kaynadırsın, pekmez olur. Belki bu olur. O vakitte daha bu şey olmaz. Şarap olmaz, hamur olmaz. O vakitte helal olur. فَيَكُونُ بِذَٰلِكَ حُكْمُهُ حُكْمُ الْاَسَلِ Fazla kaynatmakla onun hükmü bal hükmüne geçer. Yoksa şimdi kaide kıyasa vurulursa, üzüm yaş üzümü sıktın, suyunu aldın. Bundan hamur yapılır. Bir de var ki, üzümü kaynattın, suyunu aldın, ondan da hamur yaptın. Birisi haram, birisi helal. Kaidede ikisi de haram olması lazım. Hayır efendim, bu kaynadı ya, bu kaynamakla bu hamur olmaktan çıktı diyemezse, ya o kadar kaynatacaksan ki o üzüm suyu pekmez olacak, bal hükmüne gelecek, o vakit o bal olur, o doğru. Ama o kadar kaynatmazsan da, az kaynatırsan, üzümün sıkılan suyu gibi olursa, onun da hamur olması lazım, o da ekşir, kaynar, köpüğünü atarsa, onun da hamur olması lazım. Kaide bunu iktiza eder. فَرَيْنَا تَب۪يخَ الزَّب۪يبِ وَالتَّمْرِ مُبَاحًا بِالتِّفَاقِهِمْ Fakat biz baktık ki, ulema diyorlar ki, kuru üzümü kaynatsa,
hurmayı kaynatsa bu mubahtır. Onu kaynattı, bu mubah oldu, bu hamur olmaz. فَنَّزَرُ عَلَى ذَٰلِكَ buna nazarın, buna kıyasen اَنْ يَكُونَ ف۪يهِمَا كَذَٰلِكَ bu üzümde de böyle olması lazım. فَيَسْتَوِي نَب۪يذُ التَّمْرِي وَالْعِنَبِ kuru hurmanın yahut da üzümün nebizi müsavi olması lazım gelir. اَنَّيْءُ وَالْمَتْبُخ isterse çiğ olsun, isterse pişsin, müsavi olması lazım. كَمَسْتَوَى الْعَصِيرُ وَتَب۪يخُهُ asiri ve tabiihi, üzümü sıktın, suyunu aldın yahut da ateşte pişirdin. Onlar müsavi olduğu gibi bunun da müsavi olması lazım. Kıyas bu. فَهَذَا هُوَ النَّزَرُ kıyas bu. Yani kıyasa bakılırsa fark olmaması lazım. وَلَاكِنَّ أَصْحَابَنَا lakin bizim ashabımız İmam Ebu Hanife ve Tirmizleri خَالَفُوا ذَلِكَ buna muhalefet ettiler. Dediler ki bu kıyas, kıyas me'al fariktir. Siz böyle kıyasla bir olması lazım gelir ama olmaz. Ne için? لِلْتَّوِيلِ الَّذ۪ي şol bir mana için ki تَأَوَّلُوا عَلَيْهِ anın üzerine mana verdiler. حَد۪يثَ أَب۪ي هُرَيْرَى وَاَنَسْ Hazreti Ebu Hureyre ve Anes'in hadislerini tevil ettiler. اَلَّذ۪ينِ zekerna zikrettiğimiz hadisleri. وَشَيْءٍ رَوَوْهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ bir de Said İbni Cübeyr'den bir rivayet var. Bir de o rivayet üzerine dediler ki hayır, ateş görenle görmeyen bir değildir. Aralarında fark vardır, ayrılır. فَاِنَّهُ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ حَدَّسَنَا بْنِ اَب۪ي دَاوُدِ İbn-i Ebu Davud İmam-ı Tahaviye rivayet ediyor. قَالَ حَدَّسَنَا عَمْرُ بْنِ اَوْنِ قَالَ اَخْبَرَنَا هِشَامٌ اَنْ اِبْنِ شِبْرَ اَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ اَنَّهُ قَالَ Said İbn-i Cübeyr tabiinden, sahabeyi zikretmiyor, bu hadisi rivayet ediyor, buna mevkuf derler. Said İbn-i Cübeyr niçin zikretmiyor sahabeyi? Bilmiyoruz sebebini, fakat kendi aklından söylemez. Çünkü tabiinin reislerinden. Evet, fî zâlik bu mesele hakkında rivayet ediyor, dedi ki hiye l-hamru fecteni biha bu hamirdir, sen ondan sakın. Yani hurmadan yapılan da hamirdir, bundan sakın diye bir rivayet var. Öyleyse biz demek ki yaş üzümün suyuyla pişmiş üzümün suyunu bir tutmadık. Hurmanın da böyle. Hurmayı koydun ya, kuru hurma olsun, yaş hurma olsun, onun suyu çıktı bir de yahut da pişti, ikisindeki bir değil. Şimdi bizim mezhebimizde mukarrer olan bu. Ondan sonra şimdi yarın gelecek hurma suyuna. Hurmanın suyunu çıkardık, bozuldu. Az içersen sarhoşluk vermez, çok içersen sarhoşluk verir. Artık kıyamet yarın koparan. O taraf, o taraf, her iki tarafın delilleri. Vallahu Teala a'lem ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem.